Kongresi'ne. Burada destek olunursa ancak bu zorluklar atlatılabilir. Hiçbir maç bu ligde kolay değil. Dolayısıyla dediğim gibi birlik olunursa hep birlikte daha güçlü olur. Bunu sadece Kocaeli Spor ve Ankara Gücü için söylemiyorum. Futbolun da dediğiniz gibi böyle bir hoca kıyımı var. Dolayısıyla sabırlı olmak ve destek vermek, birlik olmak bana göre bu işin en doğrusu. Çünkü sabrın ve birliğin olduğu yerde uzun vadede mutlaka başarı gelecektir. Benim buradan nacizane fikrim sabırlı ve destek olmak çok önemli. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kameramı geçmeyelim. Skorlar tabii ki ruhsal olarak, psikolojik olarak hepimizi olumsuz etkiliyor. Taraftarımızı da olumsuz etkiliyor. Ancak yani bunların geçici olduğunu düşünüyoruz. Çünkü mağlubiyetlerimize baktığımızda kritik anlarda ve kritik bazı hatalardan kaynaklanan durumlarla oluşuyor. Daha iyi olacağız mı? Evet. Yani klasik sözdür ama transferlerimiz geldikten sonra daha başarılı bir takıma doğru döneceğiz. Bu gösteriyor. Yani bugün Ümraniye maçı ve bu maçın sahadaki tavırları, oyuncuların tavırları ve davranışları bunu gösteriyor. Tabii üzgünüz. Kendi evimizde taraftarımızın önünde yenilmek hoş bir durum değil. Ben her zaman bu takımın yani şampiyonlukla ilgili hikayeyi bana göre çok fazla istiyoruz. Ne kadar doğru bunu bir daha gözden geçirmek lazım. Yani bir Süper Lig'e çıkmak tabii ki kim istemez? Herkes ister. Biz onun için uğraşıyoruz. Fakat ruhsal olarak, psikolojik olarak bir baskı altındayız. Taraflarımız çok büyük bir baskı altında. Ve bu baskı da herkesi, taraf şeyi, yönetimi, bizi yani oldukça üzüyor. Ama onlar haklıdır. Ben hiçbir şey söyleyemem. Taraflar her zaman haklıdır. Bizim sözleşmelerimiz ve karakter olarak biz hiçbir camiaya öyle zorluklar falan çıkarmayız. Bizim amacımız para değil. Antrenörlüğümüze başladığımızdan itibaren başarıya odaklanmışız. Kuyruğumuza baktığınızda onları göreceksiniz. Şimdi buradaki stratejilerdeki bazı eksiklikler veya gecikmeler veya talihsizlikler. Şimdi aşağı yukarı 2 aydan beri 50 tane talihsizlik yaşıyoruz. Adam kırmızı kartlar, sakatlıklar, cezalar, hakem hatası, hakem bir önceki maç. Bunları ben konuşmuyorum ama sırası geldi. Konuşmayı da çok uygun da bulmuyorum yani. Yani seviyeyi kaçırmayalım. Biz gideriz ne var yani? Fatih Terim gidiyor efendim. Arsene Wenger gidiyor da biz niye gitmeyelim? Gideriz yani. Eğer camia bizim gitmemizle çok mümkün olan her şeyi çözecekse niye gitmeyelim? Gideriz tabii. Ne var yani bunda? Yani bu sonra biz önünü açarız yani yönetimleri. Ben saygı dilenmem. Ben iş yaparım. Ben emekçiyim. Ben askerim. Ben işçiyim. Böyle çalışırım. Beğenmeyen. Der ki git hadi gider. Şimdi hiç kimseden saygı dilemiyorum. Sadece saygıyı Allah'tan dilerim. Ve ondan isterim. Teknik olarak çok elimizdeki mevcut kadroyla çok iyi şeyler yaptığımızı ve takımın oyuncularının da çok iyi mücadele ettiklerini, camiamızı temsil ettiklerini düşünüyorum. Burada şimdi talihsizliklerle onların arkasına sığınıp sonuçlar üzerinden gitmek tamam doğru değil ama bir şey daha var. Bu kulüpler öyle veyahut da bir takım oluşturmak o kadar basit değil. Hata vardır tabii hiç kimse mükemmel değil. Bizler de yapmış olabiliriz ama şu an itibariyle
böyle takımımızı veya oyuncularımızı öyle çok yüksek ne olacak? Çözüm nedir şimdi? Şimdi çözüme gelelim. Biz gideceğiz. Bir başka teknik ekip gelecek. Değil mi? Teknik ekip gelecek. Peki şartları oluşan şartları değiştirmediğin sürece yani ne fark edecek? Yani şey mi olacak? Birdenbire şapkadan tavşan mı çıkacak? Ha daha iyisini yapan biri gelebilir. Tabii ki gelebilir. Şimdi bizler ne yapıyoruz? Biri ayrılıyor, birinin yerine geliyoruz. Bizden önce de birisi ayrıldı, biz onun yerine geldik. Şimdi bunlar olabilir. Evet. Koruyun Kocaeli Spor'u. Bir daha.